Selamlar herkese. Önceki videoda bahsetmiş olduğum podcast içeriğinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Podcast dediğime bakmayın, bu arada Komocast. Çünkü bize özel olmalı değil mi? Şaka bir yana, podcast içerikleri hem daha hızlı hem de daha uzun süreli olduğu için hem yapması yorucu olmuyor hem de dinlemesi eğlenceli oluyor. Yani atıyorum oyun oynuyorsundur, yemek yapıyorsundur. Bu tarz durumlarda tüketmesi çok en rahat içerikler podcastler oluyor. Ben de özellikle yemek yerken vesaire benzeri bir iş yaparken veya oyun oynarken yan ekrana podcast ve benzeri bir sürü şey atıp dinliyorum. Çünkü tüketmesi güzel oluyor. Bazen eğer güzel bir içerikse yeni bilgiler öğreniyorsun, eğleniyorsun. Ama biz burada çok bir şey yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. En azından bugünkü podcast'te böyle bir şey öğrenmeyeceğiz. Bugün bu podcast'imizde hazır Miami listeleri de güncellediği için kış 2023 animelerine bakacağız. Yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Ha, podcast olmasına rağmen yine ben en azından anime görsellerini bahsettiğim kısımlarda ekrana koyarım. Merak ederseniz bakarsınız hangi animeden bahsettiğimi. Hani atıyorum ben Japonca ismini söylerim fakat siz dersiniz ki bu nasıl bir animeydi? Bakarsın görsele. Dersin ha okey bu muymuş? Yoksa oturup anime sahnelerini falan koymayacağım. Podcast içeriğini mümkün olduğunca podcast'te tutmaya çalışacağım. Onu da bozmamaya çalışacağım. Ama böyle kafanız karıştığı zaman açıp bakabilirsiniz. Okey, o zaman Miami listimi açtım ve kış 2023 animelerine sırayla bakıyorum. Listeyi gözden geçirdiğimde baktığım şey neredeyse tamam ikinci sezon. Önceki projelerin tamamının ikinci sezonları bu kış 2023'te geliyor. Listenin ilkinde Vinland Saga'nın ikinci sezonu var. Herkesin dilinden düşmeyen, bana da söylenen, "Aa Vinland Saga izledim mi? Şöyle böyle." Hayır, izlemedim. Popüler serileri izlemiyorum. Çünkü gerek yok. Güncel anime izlemeyi de sevmiyorum. Bitsin. Bir ara canım ister bakarım. Bu 2017'nin en popüler isekai'leri neydi ya? Adı neydi? Tanya the Devil. Tanya the Devil. Yojo Senki. 2017'de çıktı. Ben 2022'de izledim mesela. Bende öyle bir huy var. Buna alışın. Vinland Saga'nın ikinci sezonu var. Bekleyeni çoktur diye düşünüyorum. Bakarsınız. Ama MAPPA yapmış ha. MAPPA yaptıysa güzeldir. Okey, ikincisinde neyimiz var? Mao Gakuin no Futeki Gosha. Bunun da ikinci sezonu. Normalde ben bu animenin ikinci sezon olduğunu bilmiyordum bu arada. Adını aratıp baktığımda buldum. Neymiş? Ha, klasik. Bu sıralar popüler olan bir içerik bu da ya. Böyle şeytan lordu. Hani dünyaların lordu. Böyle dünyanın en güçlüsü. Şöyle böyle canı sıkılıyor. Tersine isekai oluyor. Hani artık master olmuş. Artık tersine isekai olup normal takılmaya başlıyor. Bunun konusu galiba büyülü güçlerin zayıflaştığı bir dünyada tekrardan reenkarnı oluyor. Allah Allah, ilginç. Ama böyle çok fazla içerik oluştu artık. O yüzden çok da ilgimi çekmiyor. Ama seveni varsa takip edip bakabilir. Hah. İşte üçüncüsü benim bir tık ilgimi çekiyor. Ichiran Aida Nagatoro-san'ın ikinci sezonu. Aslında ikinci atak yazmış ama ikinci sezon işte. Şimdi Nagatoro-san'ı ilk izlediğimde okey, fena değil. Hani eğlenceli, izlenebilir diyordum. Şu an bilmiyorum. Şu anki kafa yapım o zamana kıyasla bayağı değişti çünkü. Şu an oturup izlesem o ezik ana karaktere katlanabilir miyim? O Nagatoro'nun uyuzluklarına katlanabilir miyim bilmiyorum. Çünkü Darling neydi lan o anime? Heh. Dress Me Up Darling animesine mesela Gojo-kun'un böyle yıkık yıkık konuşmasına, sürekli karakterden özür dilemesine falan gıcık oluyordum. Yani Shirei'nin dediği gibi, like that's ever gonna happen. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Uyanın uyanın. Neyse, konuyu dağıtmadan. Yine Nagatoro-san'dır. İkinci sezonudur. Bir de kış sezonuna denk geldiği için galiba kışlık kıyafetler giyiyorlar. Ya, ilginç bir havası olabilir. Bakılabilir yani. Bakılabilir diyorum da bakacağım yani. Muhtemelen bu sezonda bakacağım. Demeden bakmayacağım yani, ne yalan söyleyeyim. Bitecek. Güncelle bitecek, ondan sonra bakacağım. Spice Family'yi de öyle bekletiyorum çünkü. Tamam, diğeri neymiş? Tokyo Revengers Seiya Kessenhen. Second season. Ha, Tokyo Revengers'ın ikinci sezonu. Tamam, seveni vardır. Bakar. Yine çok duyduğum ama bakmadım serilerden. Ve Bungo Stray Dogs'un dördüncü sezonu. Vallahi ilk sezonda bu kapak var mıydı ya? Şu an kontrol ediyorum da ilk sezonda bu kapak yok. İlk sezon 2016'da çıkmış. İlk sezonda bu kapak yok. Bu şu anki kapak sanırım şeyde de kullanılıyor. Mangada kullanılan, hatta bu gerekli şeylerde satılan edebiyatın sokak köpeklerinin kapağı. Nin kapağı. Bakalım bir. Ha yok, benzetmişim. Aynı kapak değil. Okey. Diğer animemiz neymiş? Itai no Ayano no de Boryoku Ninkyo Fresh Dai Domoimasu. Bu şey değil miydi ya? Tatenu Yusha'nın kadınlı versiyonu. Konusuna bakayım bir. Okey, Sword Art Online kafasında fakat full armorlu bir karakter. Adı neymiş? Acıdan nefret ediyorum. O yüzden kendime full defans bir build yapmam lazım. Canım yandığı için bütün skill pointlerimi, yetenek puanlarımı defansa harcayacağım. Allah. Oğlum, kafaları nereden buluyorsunuz ya? Nereden? Tamam, Tatene Yusha'da mesela oturuyordu ama bundan nasıllar acaba? Bakayım puanları nasıl? 7.55. Oo, fena değil lan. Ortalaması yine fena değilmiş. Diğer neymiş? Kyokoi Suiri Sezon 2.
Bak bu düşündüğüm animelerden bir tanesi. Çünkü ana karakterin saçı, boy uzunluğu vesaire. Ana karakter artık hangisiyse. Şimdi yanlışlıkla gay olmayalım. Lan. Ha, Iwanaga Kotoko. Ana karakter buymuş, tamam. Evet, tatlı bir hatun. Kısa saçlı ve kıvrımlı, severiz. Düşündüm bir ara izlemeyi de yine kafama esmedi. Aha bak, bu güzel bir proje gibi görünüyor. Nier Automata'nın animesi. Valla oyununu bir satın alma şansını elde edebilirsem bir önce oyununu oynayıp daha sonra oturup animesini izleyeceğim. Bir de A1 Pictures yapıyor. Daha da işi eğlenceli yapıyor. Çünkü bu adamlar oyun işini güzel yapıyorlar. Oyun işi derken oyun konseptli anime işini. Dolayısıyla bu işi de güzel yapacaklarından şüphem. Fragmanı falan da gayet güzeldi. Hayırlısı. Çıksınlar. Çıksın da bakalım. Diğer animemiz de Tomo-chan ve Onnanoko. Ben bunu zamanında mangasını görmüştüm. Böyle konsept çok hoşuma gitmişti. Eklemiştim Miami listeme. Sonunda mangası çıkıyor. Hayır, mangası diyorum. Sonunda animesi çıkıyor. Ha, olabilir. Düşünülebilir. İlginç bir konsept olur. Bir bakmak lazım ama buna. Fena değil. Kapak fotoğrafı falan da güzel çünkü. Eğlenceli bir school, okul hayatı tarzı bir anime ise güzel olur. Bunda acaba teasing vesaire de var mı hani? Yoksa Horimiya kafasında böyle standart okul havası, böyle birbirine aşık iki karakter falan mı? Yoksa daha çok Nagatoro ve Uzaki gibi teaslemeli mi olacak acaba? Buna bakarız. Bilen varsa yorumlara yazsın. Geldi yine tipini sevdiğim. Danmachi'nin 4. sezonu. Ya Danmachi izleyen kaldı mı lan hala? İlk çıktığı zamanlar falan böyle bayağı hype'liydi, popülerdi. Yay! Hestia! Loli Kamisama! Yok. Loli Megami! Hestia'nın o üzerine girdiği yarım kumaş kıyafet, bir de mavi kurdele. Millet ona böyle coşuyordu, yükseliyordu da. Hala yükselen var mı? Milyon tane anime çıktı yani. Danmachi'nin sadece adını göremeli. Ha böyle bir anime vardı deyip geçer diye düşünüyorum. Hala popüler mi? Bilmiyorum. Serilerinin puanı ortalama 7 üzerinden gidiyor. Allah Allah. Hala seviliyor demek, ilginç. Tamam. Otonarino Tenshi Samani Itsuno Maika Damenin Genini Saretayken. Yani yan kapımdaki melek beni şımartıyor. Allah Allah. Konusu neymiş bu? He. Konu ilginç. Bir kıza şemsiye verdiği için ana karakterimiz hasta olmuş. Sadece şemsiyesini geri getirmesini beklemesine rağmen bu okulun meleği olarak adlandırılan Shin adlı karakter onun hastalığından iyileşmesini için ona ısrarcı olmuş. Hani ben seni iyileştireceğim, sana bakacağım falan diye. Ve çocuğun evine gelmiş. Muhtemelen. Evet, muhtemelen Japonya'daki çoğu erkeğin hayalidir. Zaten klasik Japon kesimi de yapmışlar ana karaktere. Tamam. Tam böyle kıvamında. Böyle Japon oturacak, böyle ofisten, boktan ofis hayatından böyle eve gelecek yorgun ardından. Oturacak, bu animeyi izleyecek. Diyecek ki, ah Shin-san, Shin-chan. Keşke benim de evime böyle biri gelse. Of, hayal. Aynen, hayal kardeş. Gerçek değil bunlar. Ama ciddiye almadan izlerseniz eğlenirsiniz bence. Atlış bir seriye benziyor. Ya kısa bir teaser videosu paylaşmışlar. Ona biraz baktım da çizimleri çok güzeldi ya. Yani cidden güzel çizimleri falan tutturacaklarsa, hani böyle fragmanı özel çizim yapıp sonra animeyi böyle berbat çizimlerle yapmayacaklarsa kesin izlenebilir ha. Ama sadece çizimler için. Muhtemelen konu tırttır. Diyeceğim bundan sonra oturacağım izleyeceğim. Vay anasını, konu güzel. Yok, bir yaştan sonra ne diyorsun ya? Olmaz o iş, olmaz. Okey, devam edelim. Kamitachi ni Hirowareta Otoko 2. sezonu. Burada Türkçe. Neden? Çünkü 24 yaşındayım. Ve yapabiliyorum. Okey, bunun ilk sezonu 2020'de çıkmış. Ekim'in 2020'si. Neymiş konusu? Talihsiz bir hayat sürdükten sonra 39 yaşında uykusunda ölür. 3 tanrı onun acıları büyük dünyada reenkarnı olma şansı tanır. Tek görevi ise kendisi olmak ve hayatından zevk almaktır. Aha, 3 yıl sonra zaman tanrı slime araştırarak geçiren. Yani... Benim kapak fotoğrafına baktığımda gördüğüm şey Goblin Slayer'daki sarışın kız. Bir de Tateno Yusha'daki karakterin dişi versiyonu. Çocuk olarak demiyorum ama çocuğa da benziyorlar aslında. Slime, Tateno Yusha, ondan sonra cima neydi o animenin adı? Bak az önce söyledim, Goblin Slayer. Oh, birleştir hamburger, mis zaten. Kim uğraşacak oğlum oturup anime, mangaya, light novel neyse yazmakla. Değil mi? Bilmiyorum puanı neymiş bunun orijinalinin. Ha, 6.97. Yani okey seviyesinde bir anime. Okey seviyesinde bir anime ise çok da izlemeye gerek yok. İzlediğiniz 1000 tane animenin de aynısındır. Yani klon kopyasıdır. Diye düşünüyorum ve yeni anime. Ha bu yeni mi? Bak bu yeni. Spy Kyoshitsu. Aga Studio Feel ve kapakta full kadın karakter var. Etçi mi lan mı yoksa? Aa yok, etçi değil. Neymiş? Tabi Spy X Family ünlü oldu ya, hemen Spy. Ajan işi atalım ortaya. Tamam, ciciş kızlarımız var ve ajan okuluna gidiyorlar. Bakayım bir fragman nasılmış. Okey, fragmanı izledim. Bana şeyi hatırlattı. Akuma no Riddle gibi. Böyle bir okul, full kızlar. Öyle. Ama buradaki hava yine şey havasındaydı böyle. Kızlar var. Böyle değişik farklı karakterlerde. Yalnız kadro da var ya.
Kadroda Şampiyonlar Ligi baksana da kimler var? Amamiya Sora var, Yuki Aoi var, Naoto Oyama var, Oesaka Sumire var, Ito Miku var, Ayane Sakura var. Oh, kadro süper. Oh, opening'i ya da ending'i Nonok seslendiriyor. Güzel. Nonok bu Rizero'nun ikinci sezonlarındaki şarkıları söyleyen kişi bu arada. Bayağı iyi. Bak bu düşünülebilir. Ben bunu listeme ekleyeyim. Diğer animemiz neymiş? Kubo-sama Mobuo Yurusanai. Kapağa bakınca direkt Dogakobo yapmıştır dedim de Dogakobo çıkmadı. Biraz konuyu bir bakayım, inceleyeyim. Okey, yine bir tease animesi anladığım kadarıyla. Ana karakterimiz olan kız Kubo Shiraishi'yi teaseceği. Yani Nagatoro gibi. Fragmanına da bakayım. Okey, izledim ve şöyle söyleyeyim. Ana karakter kesinlikle Komisan'daki ana karakterden hız. Yani adamlar izlemiş şeyi, Komisan'ı. Oo, ana karakter Komisan'da popüler oldu. Hop, Dzerinyo. Zaten bak Kubo Nagisa'nın da saç rengi vesaire Komisan'la aynı. Ama şeye dikkat ettim bak. Surezure Children'da bir tane bölüm var. Böyle kardeş kompleksi olan bir tane kız vardı. O bölümde bir tane daha kız vardı işte. Bir ana karakteri teaselemeye çalışıyordu falan. Direkt o havayı verdi. Çünkü buradaki teasing Nagatoro'daki gibi böyle hardcore değil de böyle daha çok tatlı. Zaten ana karakter de Hanazawa Kana. Direkt o sahneyle aynı. Böyle tatlı bir tease, böyle yumuşak, tatlı. Takagi gibi olabilir. Yani Takagi ve daha böyle minnoş bir havada. Takagi böyle çok minnoşa kayamıyor. Böyle daha biraz daha ciddi haya. Bunda biraz daha minnoşluk var. Bak bu da fena değilmiş. Bakılır, bunu da ekleyeyim. Trigun Stampede. New Anime Project for Trigun. Trigun'ı bilmiyorum. Bayağı eskiymiş bu arada. 1998'de çıkmış. Konusu da fena değilmiş aslında. Bak bir 98'de bir seri çıkmış. Bir de 2010'da bir proje çıkmış. Şimdi yeni bir proje yapıyorlar. New Anime Project. Reboot falan mı acaba? Ya da ana karakterlerin içinde olduğu rastgele bir şey mi? Çıksın bakalım. Bu neymiş? Korizokse Danshito Kuruna Doryo Joshi. Ya. Abi. Fragmana da baktım. Konuya da baktım. Ya çok saçma. Ama çok ilginç ya. Adamlar Genshin Impact'teki Chunyu'nun animesini yapmışlar lan. Konu şey, ofis ortamında çalışan, yani ofis animeleri oluyor ya böyle Botakoi gibi. Bunun gibi bir ofis animesi. Fakat karakter olan Himuro, o beyaz saçlı Kanikike'nin yançarı, duygulandığı zaman donuyormuş. Böyle buza dönüşüyormuş. Cık. Allah Allah. Abi bu ne ya? Nereden buluyorsunuz bu fikirleri? Japonlar hasta, yemin ediyorum. Oturup izler miyim? Yani... Dursun, belki 1 milyon yıl sonra bakarım. Bu neymiş? Shin Shinka no Mi Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinse. Ha, bu bir serinin ikinci sezonu. Bu ne lan, bu goril var. Nasıl anime lan bu? Ha, memeler. Okey, harem isekai olur gibi. Ya, bilmiyorum, bunu geçtim. Çok hoşuma gitmedi. Inu ni nattara suki na hito ni hirowareta. Bu ne lan? Ana karakterimiz pet dog'a mı dönüşmüş, köpeğe mi dönüşmüş? Oo, ben bunu nereye gideceğini biliyorum. 3 tane de kız karakter var. Aa, tamam. Şu videoya bakalım bir. Arkadaşlar, fragmanını izledim. Özetle bir gün uyanıyorsunuz ve bir köpeğin bedenindesiniz. 3 tane abazan kız sizi buluyor ve sırayla onların evdeki günlük hayatına bakıyorsunuz. Yani anlayın işte, gerisini sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bu ne oğlum ya? En son böyle ne çıkmıştı? POV anime One Room vardı. Bir de Miru Tights vardı. Başka ne vardı? Şu Yana Kao Sayanagara olması lazım. Böyle iğrenç bir suratla bakan böyle bir tane anime vardı. Milletin midesi böyle sen pisliksin falan diye. Yani milletin fetişine göre ne uygunsa yapıyorlar böyle. Hasta bunlar ya. Ama işte bu yüzden anime izliyoruz. Okey, bu ne? Eyo bu kiameru tame tensei su soşte sekai saikyo no minarai kişi. Neymiş? Ha, yine isekai'li bir şey. Okey, anladığım kadarıyla ana karakterimiz o dünyanın en güçlü kılıç kullanıcısı falan olmak istiyor. Kız ve bütün seri kızlardan oluşuyor. Allah Allah, bilemedim. Peki adaptasyonu olan şey neymiş? Okey, light novel adaptasyonu. Puanı ortalama. Yani çok da bir beklentiniz olmasın. Zaten çizim tarzı, animasyonlar falan da çok hoşuma gitmedi. Okey. Yine bir isekai. Yeter lan, yeter. Nasıl satayım? Isekai, isekai. Bıkmadınız mı lan? Millet ne kadar seviyor isekai'yi ya. Tamam, Rezero'da izledik, eğlendik, güzeldi. Birkaç tane daha öyle güzel var. Tamam ya, yeter. Okey, ana kapakta meme var. Ayrıca sevdim. Tamam, hastalıktan ölmüş ana karakterimiz. 39 yaşında ve isekai'lenmiş. 3 tane dilek dilemiş. Huzurlu, sağlıklı ve yaşadığı yerin yerel dilini bilmesi. Ve bir çiftçi olmak. Okey, o zaman böyle chill bir harem isekai izleyeceğiz.
Fragmana da biraz baktım da tamam, çiftçilik konsepti iyi, hoş da adamların hedeflemek istediği şey bence bu değilmiş. Daha anime kafasında bir şey olduğunu düşünüyorum. İzler miyim? Hayır. Ama kapağı hoş duruyor belki. Belki şu Tia Hanım'ın hatırına bakılabilir. Boink boink. Sundere akuyoku reijo liserotteno jikyono endokunlu kaysesiyo kobayışısan. Lan niye bu uzun kadar uzun, yeter ya. Bütün animelerin ismi çok uzun. Tamam, Sundere prenses var bir tane. Ha. Anladığım kadarıyla bu bir oyun ve iki karakter de oturup bunları oynuyor, bu oyunu oynuyorlar işte. Biz hem oyunu hem de oyunun içindeki karakterleri görüyoruz. Geçişleri olan bir tane anime. Bu arada o kadar sıkıcı geldi ki. Okey tamam ya, bu Sword Art Online gibi. Zaten yazmışlar, oyunu resetleme diye bir şey yok. Geleceği düzeltmek için de tek bir şansınız var. Ve bu şans da işte bu iki kulüp üyesi olan arkadaşa kalmış. Allah Allah. Sen bu oyunun içinde olduğun zaman eyvallah. Tamam da oyunun dışında olduğun zaman nasıl olacak? Ha okey. Oyunun içindeki karakter dışarıda oyun oynayanların sesini duyabiliyor. Oo. Sıkıcı. Oni-chan wa oshimai. Allah Allah, yeni bir Eromanga Sensei mi geldi? Hı hı, tamam. Ha. Bizim arkadaşımız böyle sapık oyunlar oynamayı seviyormuş. Bir gün uyandığında kadın olarak uyanıyor ve küçük kardeşi böyle Metto Scientisto, küçük kardeşi yani bilim adamı diyeyim. Onun üzerine yeni deneyler yapıyormuş. Allah Allah. Şey gibi lan bu o zaman. Bir tane deneyli anime vardı. Adını unuttum şu an. Neydi? Şu an aklıma gelmedi. Böyle laboratuvarda geçen bir tane animeydi. Gözlüklü bir tane kız vardı. Gözlüklü, uzun saçlı, böyle açık mavi renginde böyle saç rengi vardı. Ah, la unuttum şu an. Bilen varsa yazar. Şu an hiç aklıma gelmedi. Böyle laboratuvarda böyle aşk deneyleri mi ne yapıyorlar, böyle romantik bir şeydi. Direkt o geldi aklıma ama bunda erkek yok. Okey, bu neymiş? Saikyo Myojuno Isekai Tensei Seki. Tamam, yine mi Isekai? Tamam, arkadaşları tarafından ihanete uğramış. Ölümün aşamasındayken dirilmiş, Isekai'lenmiş. Büyücülerin olduğu bir dünyaya gelmiş. Okey, anladım, klasik. İhanete uğradım, Isekai'lendim. Bundan sonra bunlar benim en iyi arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım olacak. Tamam, klasik. Ben ekip arkadaşlarımdan ihanete uğradım, hiç kimseye güvenemem. Gibi de olabilir. Yani Tateno Yusha gibi. Ama olmayabilir. Bakayım bir fragmanı. Okey, fragmanı izledim. Diğer isekai'lerden farklı olan galiba şey, ana karakterin egzorsist olması. Yani şeytan avcısı gibi bir şey. Egzorsist'le en son ben ne izledim ki? Şeyi izlemiştim. Corpse Party'yi bir daha izlemiştim. Onda da Sachiko-san kağıdı vardı. Bu da Sachiko-san kağıdından kullanıyor. Bilemedim. İlgilenen varsa bakabilir. Evet, yavaş yavaş kalite düşmeye başladı. İkinci sezon serileri bıraktık çünkü artık yeni animelere bakıyoruz. Ayakashi Triangle. Okey, iki ana karakterimiz... Ana karakterlerimiz iki tane kız. Bunlar çocukluk arkadaşları ve birbirlerine bağlılar. Yani yokayları görebiliyorlar. Ortak yetenekleriymiş. Lisede ilişkileri bozuluyormuş. Ha. Okey. Hikayenin bir noktasında bunlar bir kediyle karşılaşıyorlar ve kedi bunların üzerine birine bir jutsu uyguluyor. Yani erkek karakterimizi ona kıza çeviriyor. Anlamaktayım. Tamam, bir yuri anime yapmak için en iyi yolu bulmuşlar. Oo, ecchi de var. Tamam tamam, bu tam kıvamında. Nereye gideceğini ben tahmin edebiliyorum. Tamam, hiçbir halt beklemeyin bu animeden. Ecchi. Hemen 5 veya 6 puan üzerinden bir şey alır geçer. Benriya Saito-san Isekai Niku. Handyman Saito in Another World. Allah Allah, dümdüz yazmışlar ha. Okey, ana karakterimiz sıradan bir tamirci ve isekaileniyor. Yeteneklerini falan bu dünyada bayağı güzel kullanabiliyor ve hangi amaca hizmet ettiğini bu şekilde bulabiliyor. Yine dümdüz yazmışlar. Peki. Bir şey diyecek bir şey yok. Ningen Fushin no Boukensha tachi ga Sekai o suku yo desu. Tamam, fragmanını da izledim, konusunu da okudum. Yani standart bir şey. Orta çağda geçen böyle bir klan var. Klan demişim, pardon. Orta çağda geçen bir ekip var. Bunlar böyle hani takılıyorlar, yaratık kesiyorlar. İşte dünyayı kurtaracaklar galiba. Bunun ilgimi çekmesinin bir sebebi var. Bu ana karakteri olan böyle kırmızı saçlı şeytani karakteri ben yapay zekada yapmayı denemiştim. Bunu görmeden önce ama böyle bir karakter yapmayı denemiştim. Zaten standart bir şeytan karakter teması, böyle boynuzları olan kırmızı saçlı. Zaten bu şeyde ünlü olmuştu galiba, Manarya Friends. Onda da böyle dragon karakter vardı bir tane. Onun üzerinden popüler olmuştu bu konsept diye düşünüyorum. En azından kızıl saçlı olan. Yoksa Dragon Maid'den çıktıktan sonra bu ejderha konsepti bayağı patlamıştı. Bu da böyle bir anime. Hyouken no Majutsu ga Sekai o Suberu. Buz kılıçlı... Ne lan bu? Sihirbaz mı? Buz kılıçlı sihirbaz dünyayı yönetecek. Allah Allah. Okey, ana karakterimiz... Data Live'deki Kotori ile ve...
Şu Siesta vardı. Animenin adını unuttum. Siesta. Aa, neydi ya? La unuttum ha, dilimin ucunda. Ha, Tanteva Mo Shinderu. Hani. Onunla tanışıyor. Muhtemelen bir okul hayatı, büyücülük. Şey gibi yani. O animenin adı neydi? 2016 mı? 2017'de çıkan bir tane anime vardı. Rokudenashi. Muhtemelen ondaki gibi böyle. Büyücü okulu, büyü falan. Yalnız şaka maka, bu anime de 2017'de çıktı. Bir daha üzerine hiçbir proje gelmedi. Yalnız bu buz kılıçlı büyücü konsepti artık. Tamam, buz kılıcı iyi hoş da karakterler falan hepsi klon zaten artık. Karbon kopya. Bilmiyorum. Artık böyle çok fazla anime var. Ama ilgilenenem duyurulur. Kızıl saçlı Twin Tail seviyorsanız bakın. Bu neymiş? Surune. Sunagai no Isha. Surune'nin ikinci sezonu. Okey, fragmanına da baktım. Konuyu da okudum. Free animesini biliyor musunuz? Hani böyle yakışıklı, kaslı erkekler var. Böyle yüzüyor. Heh. Onu alın, çevirin, okçuluk yapın. Erkekler, yakışıklı erkekler okçuluk kulübünde. Yani kızlara duyurdur. Koşun izleyin. Okey, bu animemiz ne? Kaiko Sareta Ankoku Heishi no Srobu na Second Life. Dark Soldier. Okey, ana karakterimiz İblis Lord'un ordusunda olmasına rağmen sihir kullanamadığı için kovuluyor. Daha sonrasında bir köylü kızını bir orman canavarından kurtarıyor ve bu kızın köyüne davet ediliyor ve aslında sandığından çok daha güçlü olabileceğini öğreniyor. Tamam, yine aynı konsept işte. Tatene Yusha'daki gibi. Sen puşsun, sen şerefsizsin. Aslında sen güçlüsün. Zaten ana karakter bir tık Raftalya'ya da benziyor. Tek farkı bunun memeleri daha büyük. Demelen bu da izlenir memeden dolayı. Oyukiyumi no Kaina. Tamam, Frostpunk kafasında dünyayı böyle her yer kar, kar fırtınaları. Okey, fragmanı da izledim. Bir dünya ağacı gibi bir şey var böyle. Yeryüzünden gökyüzüne kadar kapatan, onun etrafında insanlar yaşıyor. Galiba bu dünyada hayatta kalmaya çalışmalarını, o mücadelelerini falan izleyeceğiz. Tek kötü yan 3D. Yani 3D anime seviyorsanız bakın. Muhtemelen bakmam. Ama konseptir vesaire falan hoşuma gitti yani videoda gördüğüm kadarıyla. Okey, bu da bir ikinci sezon animesi. Kyuketsuki Tsugushinuiki. Bu animenin ikinci sezonu. Tamam, ikinci sezon bu. Geçiyorum. Tensei Ojo no Tensai Reijo no Mao Kakume. Sen nesin bakalım be. Okey, Emilia'nın yan çarıyla Mukuro. Detalardaki sarışın kız var ya. O işte. Bunlar bir araya gelmişler, işte dünyayı kurtarıyorlar. Tamam. Bunu listeme ekleyeceğim çünkü çizim tarzı çok hoşuma gitti. Öyle minnoş çizimlere bayılıyorum. Bunu listeme ekliyorum. Eğer siz de minnoş çizim tarzını seviyorsanız, böyle savaşlı, dövüşlü bir şey istiyorsanız olabilir. İlginç bir konsept. Değermişim. Konsept sıradan geldi ama izlenebilir. Fragmandan gördüğüm kadarıyla kötü değil. Diğer animemiz neymiş? Bari Deris. Bu da Spice Family'nin ününden sonra çıkan tarzda bir anime. Bunun konusu falan yazmıyor ama kapaktan yorumlayabileceğimiz kadarıyla sarışın bir abimiz var, bir tane de çocuk var, bir tane de ajana benzeyen bir abimiz var. Tamam, fragmanını izledim. Bu Spike's Family. Tek farkı anne ile baba yok da agalar var. Yani animenin Türkçesi babalar agalar. Bak bu fena değilmiş, bunu ekliyorum listeme. Spike's Family çıktıktan sonra Unmovs. Bekleyin yani arkadaşlar, isekai konseptinin arasına bir de bunlar gelecek. Böyle aile, çocuk. Gelsin de ya, gelsin, güzel oluyor. Rogo ni sonaete isekai de Hachimanmai no Kinka o tamemasu. Okay. Ana karakterimiz bir uçurumdan düşüyor ve Orta Çağ Avrupası benzeri bir dünyaya isekai'leniyor muhtemelen. Okay. Ana karakterimizin yeteneği iki dünya arasında geçiş yapabilmekmiş. Kendi dünyasıyla ve isekai'lendiği dünya. Her iki dünyada da yaşamaya karar vermiş. Emekli olabilmek için 80 bin altına ihtiyacı varmış. Okay. Ana karakterin 80 bin altını toplama konseptini izleyeceğiz. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben bunu izlerim. Ana karakter o kadar sıradan bir ana karakter ki, böyle sıradan ana karakterin böyle etrafta koşuşturması, o parayı biriktirebilmesi falan. Bak ben buna bakarım ya. Bak konsept hoşuma gitti. Ekliyorum listeme. Bak ilginç bir konseptmiş. Şu an görüyorum. Belki vardır. Belki vardır. Bilmiyorum. Oturup her sezon animelerine bakmıyorum. Ama hoşuma gitti. Buna bakacağım. Tondemu Skiri de Isekai Horo Meshi. Anladığım kadarıyla ana karakterimiz isekai'leniyor ve tek yapabildiği şey yemek. Yani Shokugeki no Soma'nın savaşsız isekai'li versiyonunu izleyeceğiz. Evet, işin ilginç yanı yemeği slime'lara, büyük kurtlara vesaire yediriyor. Yani o dünyadaki değişik canlılara yediriyor. Fragmanını da izledim. Yani çizim tarzı falan fena değil. Ama bu da izlenebilir aslında. Ben oturup izlemeyeceğim ama izlemek isteyen bakabilir. Yani yemek konseptini seviyorsanız ve isekai'de seviyorsanız, ki sevmeyen var mı bilmiyorum. Revenger. Okey, bakalım buna da. Usta suikastçı Usei Yuen, büyük samuray klanı Satsuma yapılan bir dizi suikastı araştırırken saldırılardan birinin üyesi ve hayatta kalan kurumlar ayrılığıyla karşılaştırır.
Gerçeğe yaklaştığı intikam almak için canlı çıkabilecekler mi? Ha. Okey, samuray animesi ve içinde gizem ögeleri de var. Yani içindeki gizemli olayları çözmeye çalıştıkları bir anime izleyeceğiz. Fena değil ama samuray konseptlerini ben muhtemelen Gintama'dan sonra bıraktım. Gintama benim için orada konuda zirve miydi diyemem. Hemen daha şeyleri bile izlemedim. Afro Samurai, Samurai Champloo. Bunlara da bakmak lazım. Yani onlara baktıktan sonra bunun tadını alabilir miyim, o da ayrı bir konu. Ama samuray seven varsa izleyebilir. Okey, bundan sonraki animeler çok daha üzerine durulacak animeler değil gibime geliyor ama bakacağım yine. Güzel şeyler vardır belki de. Mononogatari. Yani Monogatari değil de araya bir no koymuşlar. Yani biz Monogatari değiliz. No. Olmadı mı? Bence olmadı. Mononogatari. Yalnız konuları o kadar berbat yazıyorlar ki böyle konuyu bakıyorum, çeviriyorum, böyle anlamlı bir şey çıkmıyor. Yalnız fragmanı da berbat ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Çok bir şey anlamadım. Çevirdiğim çeviriden de bir şey anlamadım. Yani Noragami'nin evreninde geçen ama Noragami olmayan Noragami mi? Pek çözemedim. Yani ilgilenen varsa baksın, ben çok bir şey anlamadım. Zaten listenin sonlarında bir anime. Okey. Sugar Apple Fairy Tale. Uf, ne kadar tatlı isim lan. Okey. Annesinin vefatından sonra ana karakterimiz gümüş şeker ustası olmaya karar vermiş annesi gibi. Bu dünyada insanlar peri kızlarına köle muamelesi yapıyormuş ve onları kontrol etmeye çalışıyorlarmış. Allah Allah. İsmin tatlılığından sonra konsept o kadar da şey gelmedi. Abi fragmanı izledim, bana çok rastgele geldi her şey. Böyle tatlış, böyle gümüş şeker ustası böyle olmak isteyen bir kız var. Ama bir yandan böyle bir tane fairy, yani peri ama erkek. Ve tek bir kanadını koparmışlar. İnsanlardan nefret ediyor. Ama ana karakterimiz insan. Tamam, nefretten doğan sevgiyi göreceğiz burada da. Yani bu konseptte benzer işler de vardı. En yakın hatırladığım ne vardı ya? Şey vardı ha. Black Bullet. Black Bullet'ta böyle ana karakterimizde o kız böyle birbirinden nefret ediyordu. Aslında nefret etmiyor da. Kızı aldığı merkezde kıza yaptıkları işkencelerden ve deneylerden dolayı kız insanlardan nefret ediyor. Daha sonra eve geldiğinde böyle çekiniyordu. Daha sonra birbirlerine alışıyorlar falan. En sonunda artık kız yapışıyor öyle. Aşık oluyor çocuğa. Ayrılmıyor. Muhtemelen bu biraz daha ciddi olur. Ama fena gelmedi. Yine çerezlik bakılabilir. Muhtemelen çok ciddiye alınacak bir şey değildir. Bunu da ekledim listeme. Hikari no Oo. Bakalım bunun konusuna da. Okey, konumuz insanlığın son savaşının ardında geçiyor. Dünya kara bir ormanla çevrilmiş ve insanlara alev almalarına neden olan bir patojen bulaşmış. Tek güvenli ateş kaynağı da ormanın deniklerinde yaşayan kara canavarların ateş okularını avlayarak elde edilebiliyormuş. Yani muhtemelen, yani anladığım kadarıyla doğal ateşle karşılaştığımız zaman vücudumuz yanıyor. Tek güvenli ateş kaynağı, yani tek güvenli ısınabileceğimiz şey de alev ruhları. Ve hikayemizde bu köyde büyüyen bir tane kızımız olan Tohoku etrafından geçiyor. Bir fragmanını da izleyeyim. Okey, fragmanı izledim. Çizim tarzı sanatsal. Fena değil. Böyle ilginç bir havası var. Ama konsept de fena değil. Bak, bu güzel bir projeye benziyor. Bak, buna bakılabilir. Bak, ben listeme ekledim diyorum da benim listeme eklemem benim onu hemen izleyeceğim anlamına gelmiyor. Ben onu istersem 3 yıl sonra da izlerim, 5 yıl sonra da izlerim. Biraz keyfime bağlı. The Legend of Heroes Sen no Kiseki Northern War. Bu ne, savaş animesi mi? Askeri anime mi? Okey, bu bir video oyunu adaptasyonu. Ve size şöyle özetleyeyim. Code Geass evrenini düşünün. Askerler, savaş, mekalar. Ama muhtemelen Code Geass'tan daha tırt bir konusu var. Yani Code Geass'tan daha iyi bir konusu olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü bu tarz animeler genellikle çok standart bir hikayeye sahip olur. Oyun da öyle olur zaten. Zaten oyunsa, bu tarz bir oyunsa çok standart ve yüzeysel bir hikaye üzerinden gidecektir. Daha çok bunlar gameplay'e odaklanırlar hikayeden ziyade çünkü. Yani bakmam muhtemelen. Ars no Kyoju. Okey, büyük devasa canavarlar bu dünyayı yapmışlar, oluşturmuşlar. Fakat insanlar bu dünyayı çalmış. Tabi canavarlar öfkelenince artık insanları yemeye başlamışlar. Tabi insanlar da boş durmuyor. Ve izemli deneyler yapıyorlar. Yaratıkları yenmek için. Yalnız az önce fragmanı izledim de deney meney yok abi, bu full savaş. Hani animasyonlar falan zaten çok iyi. Full savaş üzerine. Yukarıdan aşağıdan yaratıklar geliyor. Her yandan dövüş. Crysis 1'in son bölümü gibi. Sadece daha epik. Okey, bunu da listeye ekliyorum. Özetle insanlar var. Bir de canavarlar var. Savaşıyorlar. Muhtemelen full savaş üzerine gidecek. Bakalım, ilginç bir şey çıkabilir. Yalnız güncellemelerden o kadar uzağım ki böyle. Gördüğüm çoğu şey yeni konsept diyorum. Muhtemelen bütün güncel serileri takip edenler bile. Ben onu izlemiştim zaten. Nokemono Tachi no Yoru. Ana karakterimiz 19. yüzyılın sonlarında Britanya İmparatorluğu'nda yaşayan öksüz bir kızmış. Ölümsüz bir yaratık olan Marbas'la tanışana kadar hayatı bu şekilde devam ediyormuş.
ve daha sonra birlikte barış içinde yaşayabilecekleri yer olan, hani insanlarla canavarların beraber yaşadığı barışçıl bir ortam arıyorlar. Okey, fragmanına bakalım. Nedense Mao Tsukai'nin Yomei'yi hatırlattı bana. Ama bunun anime çizim tarzı biraz daha 2000'ler böyle. Baktığımda 2000 havası aldım. Bu havayı en son Dr. Stone'da almıştım. Yani sevdiğim bir tarz. Böyle çok yamuk yumuk yapmadıkları sürece sıkıntı yok. Millet çok sevmiyor gerçi ama olsun. Yeni sanat tarzları her zaman güzeldir. Gerçi yeni dediğim de eski. Technoroid Overmind. Okey, ana karakterlerimiz full erkek. Muhtemelen Babil Kulesi'nde, böyle modern Babil Kulesi'ndeki yakışıklı ara karakterlerin şarkı söylemesini falan izleyeceğiz. Evet. Açıklamada da oldu. Açıklamada da anime, game and music diyor. Anime var, oyun var, müzik var. Tamam, ben bu konsepti biliyorum. Sevenlerine duyurulur. Majutsushi Orphan Hagure Tabi Urban Rama Hen. Ha, bu da 3. sezonu. Ha, bilmiyorum, burada biraz hızlı gideceğim derken Volkan diye bir karakter var. What? Volkan. Vay. Ve uzun zaman sonra bir Türkçe karakter. Tuğrul Mahmut'tan sonra. Gerçi Tuğrul Mahmut ne? Eren var. Eren, Tuğrul Mahmut, Volkan. Aa, iyiymiş. Mo Ippon. Okey, judo kulübündeki kızların günlük yaşamını izleyeceğiz. Okey, fragmanını izledim. Evet, bir slice of life. Judo kulübü. Yani judo kulübüne en yakın ben ne izlemiştim? Aynısı olmasa bile kendo kulübü vardı, Bamboo Blade. Ama muhtemelen bunda o kadar aksiyon olmaz. Bu daha çok slice of life, kızların böyle kendi aralarında konuşması falan. Non Biore gibi olur. Sevenlerine duyurulur böyle spor konsepti. Kızların slice of life şeylerini seviyorsanız, yaşamdan kesitler, bakabilirsiniz. Nijion Animation. Ha, okey, bu kısa tatlış bir seri muhtemelen. Aynen, kısa tatlış bir seri. YouTuber'ların yaptığı animasyonlar gibi. Diğer neymiş? D4DJ All Mix. Danganronpa'nın yançarı gibi bir kapak koymuşlar. Okey, muhtemelen garip bir idol animesidir. Yalnız fragmana baktım da ben bu animeyi biliyorum. Bu animenin bir tane mimi vardı. Böyle onu bulursam ekrana koyarım, bakarsınız. Bokuto Roboko. Okey, ana karakterimizin bir tane maid robotu var. Hizmetçi robotu. Fakat fazla maskülen. Ve erkek seslendiriyor zaten. Yani muhtemelen full komedi serisidir. Çizim tarzı da tam şey gibi. Astro Boy gibi. Yani tarz animesi muhtemelen. Bir de eğlenceli vesaire, bakabilirsiniz. Sondaki seriler muhtemelen en az şeyler. Unite Up. Erkek idol animesi. Cardfight Vanguard, tamam, bu animenin ikinci sezonu. Flaglia Natsuyami no Monogatari, bakalım. Üçüncü sınıf öğrencisi olan Aiko, dört abiyle birlikte Tatayama'daki eski bir evde yaşıyormuş. Kardeşleri sonsuza kadar yaşayan büyücülermiş. Yani bana sıkıcı geldi. Fragmana da baktım, fragmanda da bir şey yok. Klasik yakışıklı erkekler falan işte. Bunlar kızlar oynayan animeler daha çok. Bakmak isteyen bakar. Listenin sonunda olan sürpriz bir şey var. Okuyamadım. Goku Shufudo sezon 2. Bilmeyenler için Türkiye'de de mangası yayınlanıyor. Ev erkeğinin yolu. Ama nedense listenin altında. Konsept olarak fena değil. Bakalım. İkinci sezon devam ediyorsa okey. Güzel bir şeyler çıkabilir. Shumatsu no Valkyr 2. Bunun ikinci sezonu. Tamam. Aggressive Retsuko. Bu şey değil miydi ya? Sinirli bir tane kedi maskotu vardı. Aynen o. Itoh Junji'nin Manyak diye bir tane anime serisi çıkıyor. Itoh Junji'nin manga serilerinin içindeki 20 tane hikayenin mangalaştırılmış versiyonu. Itoh Junji'yi sevenler varsa izlenebilir. Kendisi fena bir manga kadar değil, tarzı falan gayet iyi. Okey, bir Netflix animesi. Make My Day. Buz ve kardan oluşan soğuk bir gezegende karanlık yer altından aniden gizemli yaratıklar ortaya çıktı ve o bölgede yaşayan insanlara saldırmaya başlamış. İnsanlık ufkun ötesine gizlenen terörden sağ çıkabilecek. Buzdan olan bir gezegendeyiz ve yerin altından yaratıklar çıkıyor. Fena değil. Netflix yapıyorsa ilginç bir şeyler bekleyebiliriz. Ama muhtemelen yaratıklardan bir tanesi transtır. Onu söyleyeyim. Ve ana karakterimiz de gaydir. Bakalım, fragman falan da göremedim Miami liste. Umarım 3D vesaire çıkmaz. Çünkü karakterlerin kapak fotoğrafları falan bayağı tarz, yani anime gibi değil. Tototsu no Ni Egypt. Tamam, geç. Lupin 3. sezonu geç. Space Idol geç. Okey. 2023'ün kış animeleri de bu şekildeydi. Valla ilginç seriler var. Bakalım, listemize ekledik. Muhtemelen oturup izlemeyeceğim. Fakat siz vaktiniz varsa ve artık sabrınız varsa oturup izlersiniz. Benim çok da sabrım kalmadı. Çünkü artık sadece şeyi bekliyorum. Böyle takip ettiğim bir iki serinin bitmesini bekliyorum. Hani Shingeki'nin artık tamamlanmasını, bitmesini bekliyorum. Bir o gelsin bakalım.
Onun haricinde de yani öyle beklediğim bir seri yok. Bir Nagatoro Sana işine bakacağım. Bendeki durumlar bu kadar. Bakalım sizin beğendiğiniz 2023'te bu güzel olacak dediğiniz bir seri varsa yorum kısmına yazın. Beraber konuşalım, tartışalım. Veya Discord sunucusuna gelin. Önceki videoda ölü olduğundan bahsetmiştim. Gelin birlikte canlandıralım. Burada bir sohbet muhabbet anime muhabbetleri dönsün. Bakalım. Okey, o zaman bu şekilde bitirelim. Bitirmeden önce katıl üyelerimden Arex'e ve Bulbuloviç'e ve diğer katıl üyelerime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.